Hocam müsaade ederseniz şimdi yarın hemen, bugün pazartesi, yarın hemen maçlar başlıyor, 5. hafta maçları. Sonra da hafta sonu 6. hafta maçları da oynanacak. Aslında bir hafta içerisinde lig bayağı bir hani ilk şeyi düzlüğü geçmiş olacak, öyle söyleyelim. 5. hafta karşılaşmaların üzerinden şöyle tek tek bir geçip kısa kısa bir değerlendirmelerinizi rica edeyim sizden. Yarın oynanacak olan Bandırmaspor Eyüpspor maçıyla başlayalım. Yani şimdi Bandırmaspor için bu yeniden bir geri dönüş, yeniden bir çıkış maçı. Biliyorsunuz ben hep Bandırma stadının, Bandırma'nın rüzgarlı bir yer oldu. Bandırma stadının çok rüzgar aldı. Bu rüzgarın da takımların oyununu çok etkilediğini, Bandırma takımının stada bu havaya alışık olduğunu söyledim. Yani Bandırma takımı yeniden çıkış yakalamaya çalışıyor. Başkanlarının açıklamaları var bugün. Bütün Bandırmalıları bu maç için tribüne davet ediyor. Yani Bandırma eğer bu maçı alırsa yeniden ligin içerisinde iddialı bir takımmış gibi yapmaya devam edecek. Ama iddialı bir takım olamaz tabii. Yani her sonucu açık bir maç. Eyüpspor'un çok yetenekli. İşte dedim ya maçın kaderini değiştirebilecek adamları var. Her üç sonucu da açık bir müsabaka. Hocam yine yarın oynanacak karşılaşmalardan bir tanesi de Erzurumspor-Ümraniyaspor karşılaşması. İki takımın da hani güç dengelerine ve puan tablosundaki yerlerine baktığımızda tipik bir 6 puanlık karşılaşma. Yani bu ligin belki de zirve yarışındaki ilk 6 puanlık, yani belki Manisa, aslında Erzurum geçen hafta Manisa ile oynadı. Belki o da o mahiyette bir maçtı. Hani Erzurumspor arka arkaya zor maçlara çıkıyor. Kritik de bir karşılaşma. Moral açısından kazananın çok avantaj sağlayacağı bir maç. Erzurumspor da biraz Manisa maçındaki sert futbol nedeniyle bence biraz yorulmuş da olabilir. Çünkü koşan bir takım Manisa. Ama tabii 3 sonuca da açık gibi geliyor bana. Erzurum biraz ağır basıyor olmakla beraber. Ben Erzurumspor'u bu maçta favori görüyorum. Yani kendi sahasında Bursa ve Bandırma'yı geçen takım Ümraniye'yi de geçecektir diye düşünüyorum. Ümraniye takımını da o kadar gözümde fazla büyütmüyorum. Hem iç sahada Erzurum'da Bursa'yı ve Bandırma'yı yen, ondan sonra git Manisa'yı yen. Ümraniye'ye bu üç galibiyeti üst üste alan Erzurumspor'un takılmayacağını düşünüyorum. Maçın favorisi bence Erzurumspor. Ümraniye'nin buradan alacağı en iyi sonuç beraberliktir diye. Peki hocam, çarşamba günü Denizli Spor, Adana Spor maçı var. Her iki takım da moralli. Güzel bir maç olabilir. Siz ne dersiniz? Bu maçın favorisi Denizli Spor. Yani Denizli Spor bu oyuncularla bu ligde her takımı yenebilir. İyi bir takım kurdu. Denizli Spor bu maçın favorisidir diye düşünüyorum. Peki, yine aynı gün oynanacak olan Gençlerbirliği Altınordu maçı var. İki takım için de sıkıntılı bir maç aslında. Evet. Yani bu maç 3 skorlu bir maç. 3 skorlu bir maç. Her şey olabilir. Gençler bir diyelim. Altınordu yenilir. Beraberlik de olabilir. Ama yani bana sorarsanız yani ne ağır basıyor derseniz beraberlik ağır basıyor. Altınordu'nun oynadığı bütün maçlar bana göre 3 ihtimalli zaten. Yani bir sürprize açık bir takım çünkü. Evet beraber yani beraberlik en akla yatan sonuç yani gençler birliği ama tabii zevkli bir maç olur. İki denk takımın mücadelesi. Yani ben gençler birliğini o kadar şeye atmıyorum yani kenara köşeye atmıyorum. Ama işte ikisi de belli takımlar. Yani bu iki takımın mücadelesinde her şey olabilir. İkisi de belli takımlar. Denk takım. Hocam iki Ege takımının maçı var. Menemen Manisa FK maçı var çarşamba günü. Evet, Manisa FK bu maçı yener yani. Menemen bir dağılma arifesinde. Zor toparlar Menemen. Yani gerçekten defansta büyük problemler yaşıyor. Kaleci problemi var Menemen. Yan toplardan gol yiyip duruyor. Çözemediler 4 haftadır. Yani bu maçın favorisi Manisa FK'dır. Manisa FK için de deplasman değil zaten bu. Yarım saat 40 dakika Menemen yan yolda geri verecek maça kendi sahasında. Yani onun için Manisa FK bu maçın favorisidir. Çarşamba günü oynanacak olan bu ligin aslında iki büyük takımının karşılaşması, yani büyük takımlardan iki tanesinin maçı demek daha doğru belki. Problemler yaşayan Bursaspor'la çıkış arayan Samsunspor karşı karşıya gelecek Bursa'da.
Ben yani Bursa'ya bakınca, Samsun'a bakınca bu maçı Samsun Spor'un kazanabileceğini düşünüyorum. Deplasmandan 3 puanla dönecektir diye düşünüyorum. Zaten Bursa, Samsun Spor şampiyon olmak istiyorsa bu Bursa Spor. Yani böyle sorunlar yaşayan, yani sahada da oyun anlamında, futbolcu anlamında problemleri olan Bursa Spor'u Bursa'da yenmesi gerekiyor. Maçın favorisi Samsun Spor. Ama tabii Bursa kenti bir spor kenti, bir futbol kenti. Yani bu takım motive olabilir. Fatih Tekke bir şeyler katabilir. Fatih Tekke rakibini durdurabilir. Yani Fatih Tekke önemli bir teknik adam. Yıldız bir oyuncu. Bu ligleri çok iyi biliyor. Süper Lig'de futbol oynadı. Bizim hakemlik yaptığımız dönemlerde. Ya enteresan bir mücadele ama Samsun Spor maçın favorisi diye düşünüyorum. Perşembe programında Ankara'da Keçiören Gücü ile Bolu Spor maçı var hocam. Yani işte ortalarda el tutakında böyle dengede bir maç devam eder. Yani üst skorda olabilir bu maç. Yani Bolu Spor'un bu Kocaeli Spor karşısında oynadığı futbolu görünce her şey olabilir yani. Yani artık Keçiören'in de sağ avantajı yok yani. Suyun içinde oynamıyor artık. Rakipleri de en azından bu konuda bir handikap içinde değiller. Üst skorlu bir maç bu da. Kocaeli Spor, Balıkesir Spor maçı. Bu karşılaşmada da Kocaeli Spor için bence bir kırılma maçı. Eğer 3 puanı bulamazsa Kocaeli'de işler karışır gibi geliyor bana. Tabii Kocaeli Spor çok para harcadı, çok transfer yaptı. Ama hala bir takım olamadığını sahada izliyoruz. Kendi sahasında yani Balıkesir Spor bu ligin en dar, en mütevazi kadrolarından bir tanesi. Kocaeli Spor tutturursa Balıkesir Spor darmadı maalesef. Tutturamazsa Balıkesir Spor bir puan almak için elinden geleni sergiler. Ama bu maçta Kocaeli favoridir. Beraberlik olursa olabilir. Ama Balıkesir Spor'un galibiyetine bir şans vermiyorum. Maçın favorisi Kocaeli Spor. Hocam İstanbul Spor bu hafta baydı. Şimdi Ankara Gücü'nü misafir ediyor. Tabii İstanbul Spor'da geçen seneki günlerini aradı ilk 3 haftada. Ama bu arada işte toparlamış da olabilir. Yani uzunca da bir ara oldu onlar adına. Ankara Gücü de lige iyi başlamadı. Fakat gittikçe daha iyi bir Ankara Gücü izlemeye başladık. Transferler de yavaş yavaş kadroda kendini göstermeye başladı. İstanbul Spor Ankara Gücü karşılaşması Perşembe günü oynayacak. Sizin bu karşılaşmayla ilgili bir şeyiniz var mı? Şimdi Ankara Gücü'nün teknik adamı Mustafa Dalcı geçen sene bir ara İstanbul Spor'u da çalıştırdı. İstanbul Spor'lu oyuncuları yakinen tanıyor. İstanbul Spor takımını biliyor. Ya, tabii futbol bir de hava meselesi. İstanbul Spor havasını kaybetti. Aynı altın oldu geçen sene. Playoff oynadılar. Yani havasını kaybetti. Önemli oyuncuları da transfer oldu. Bu maçın favorisi olarak ben deplasman takımını görüyorum. İstanbul Spor yani ne olursa olsun Ankara Gücü karşısında galip gelmeyi başarabilir mi? Havasını kaybetmiş futbolcularla bu ne kadar olursa o kadar mücadele edecek. Geçen sene bir şey anlatmıştım size. Yani İstanbul Spor bir ara takım. Buraya gelen oyuncular ama Türk oyuncular ama yabancı oyuncular kendilerini göstermek için geliyorlar. Bu ara takım kendilerini göstererek transfer yapmak istiyorlar. Nitekim bu takımda oradan oraya Fransa'ya giden oyuncular oldu. Şimdi geçen sene bu takımda oynayan oyuncular kendilerini gösterdiler. Yani verebilecekleri her türlü şeyi sahada verdi. Bundan sonra işte o havayı kaybettiler. Hava meselesi. Sadece fiziksel çalışmayla, fiziksel güçle olmuyor yani. Biraz da işin mental kısmı var. İşte İstanbul Spor bu havayı kaybetti. Onun için Ankara Gücü'nün favori gücü. Ankara Gücü bu maçtan galip gelir diye düşünüyorum. Ama tabii beraberlik olabilecek bir sonuç. İstanbul Spor galip gelir mi? Tabii çok az bir şansı da olsa ev sahibi takım olarak çok güzel bir oyun ortaya koyarlarsa galip gelebilir. Ama İstanbul Spor'un dediğim gibi bu havası yok. Maçın favorisi olarak Ankara Gücü. Hocam programı kapatırken ben size sizin tabii mesleğiniz aynı zamanda hakemleri bir sormak istiyorum. Çünkü kendi gözlemlerimi söyleyeyim. Ben mesela işte tribünden izlediğim Samsun Spor Keçiören Gücü karşılaşması vardı. Hakem çok hani sonuca etki eden bir şey hata yapmadı belki ama oyun içerisinde işte önce diyor ki topa müdahale ediyor. Sonra işte dördüncü hakem kenardan bir şey söyleyince karar değiştiriyor. Bu sefer sarı kart göstermesi lazımken gösteremiyor falan böyle bir şeyi oldu. Oyuncu penaltı beklemiyor, düşüyor yere ceza sahası içerisinde.
Hani bir penaltı kendi de beklemiyoruz. Kalkıyor ayağı, beni aldatmaya kalktın diye sarı kart gösteriyor falan. Böyle bir kendi gözlemimi söylüyorum. Adana Menemen karşılaşmasında bir futbolcu kardeşimizin bildiğim kadarıyla ayağı kırıldı ve uzun süre futboldan ayrı kalacak. Sarı kartla geçiştirildi. İşte şey karşılaşmasında, Manisa Erzurum karşılaşmasında da bence hakem oyunun kontrolünü kaçırdı. Çok önce göstermesi gereken kartları biraz cimri davrandı. Bu sefer de gitti kenardaki hocayı sinirlendirdi, onu attı falan derken bana göre futbolcuların sağduyusu sayesinde o maç hani çığırından çıkmadı. Çok da sert bir puan maçıydı. Benim gözlediklerim bunlar. Başka maçlarda da sizin başka gözlemleriniz vardır. VAR sistemi gelecek dediler, gelmedi bu sezonda. Bu sezon için gelecek demediler. Bundan sonraki sezon için gelecek. Öyle miydi? Yani ama bir an önce istiyor bu. Valla şimdi hemen gelmesi lazım. Ümit Özat'ın kulakları çınlıyor. Evet. Sizin hakemlerle ilgili bir değerlendirmenizi alalım. Ondan sonra programı kapatalım hocam. Şimdi sen Samsun'dan yayın yapıyorsun. Bu hafta Bursa Spor, Samsun Spor maçı karakolda bitebilir. O kadar söyleyeyim. Yani Bursa Spor, Samsun Spor maçı karakolda bitebilir. Samsun Spor Keçiören Gücü maçındaki hakemi arayabilirsiniz. Bunu bak, buraya bir not olarak yazıyor. Yani Bursa Spor, Samsun Spor maçı karakolda bitebilir. Hakemler son derece başarısız. Ama diyorum ya bak, şimdi başarısız ama ya Türkiye'de kötü bir sistem var, kötü bir düzen var. Yani siz bu düzeni değiştirmedikten sonra hakemleri değiştiremez. Çünkü bu düzen bu tip insanları alıp hakem yapıyor. Şimdi hakem, hakim. İkisi de karar veriyorlar. Hakim ne demek? Ne diyoruz? İşte bizim yargı bağımsızlığımız yok, yargımız baskı altında diyor. Doğru mu? Yani, evet. Yani hakim oturuyor, karar veremiyor bağımsız. Yani baskı var üzerinde. Ve siz öyle karakterleri hakim yapıyorsunuz ki bu baskıya maruz kaldıklarında hakemlerden bahsediyorum. Öyle insanlara hakim yapıyorsunuz ki bu baskıya maruz kaldıkları zaman objektif kararlar veremiyorlar. Kanuna ve yasalara, iştihatlara uygun davranamıyorlar. Ve bu yüzden de Türkiye'de insanların adalete karşı olan güvenlerinin güvenirliğin kalmadığı anketlerde, araştırmalarda ortaya çıkıyor ve bunu her yerde okuyoruz. Mutlaka adaletin hepimize lazım oldu. Vakti zamanı gelince hukukun üstünlüğünün geçerli olması gerekti. Adalete hepimizin ihtiyacının olduğu bir gün gelir, hepimizin adalete ihtiyaç olur. Bu bir genel kural hukukta. Şimdi hakemlikte de öyle kardeşim. Yani bu hafta bizim hakem iyiydi. Boşver onlara, kötü hakem geldi. Maçın içine etti. Ne yapalım? Onlar yenildi. Böyle bakarsan yarın bu senin başına gelir. Düzen bozuk futbolda. Ve öyle yani işte bağımsız, ayakta kalabilecek, böyle dik karakterli, gördüğünü çalabilecek arkadaşları maalesef hakem yapmıyorlar. Hakemler siyasal baskıyla, torpille, yani futbolun her kademesi siyasetle yönetiliyor ve yönlendiriyor. Temsilci mesela Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin seçimleri oldu. Bir bakın basında neler çıkıyor. Diyor ki Türkiye Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin başkanının karşısındaki listede yer alan bütün hakemlerin ve gözlemcilerin sizin hakemliğinizi, gözlemcinizi bitireceğim dediğini söyledin. Şimdi adama bir dernek seçiminde karşı oluyorsun. Kim bu arkadaş? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski bir milletvekili, Kültür Bakan Yardımcısı falan filan. Ben gayet iyi tanırım. O da beni iyi tanır. Şimdi sen temsilci seçerken siyasetin baskısıyla seçiyorsan, efendim söyleyeyim, hakem yaparken siyasetin baskısıyla ve bir takım güçlerin, mirakların baskısıyla. Mesela Fenerbahçe Spor Kulübü ya isyan ediyor ya. Diyor ki 11 dakika 22 saniye ne maçta uzadı süre diyor. 7 dakika oynatıldı. 4 dakika nereye gitti? Ya düşün. Ya bunu bile özgür irade. Ya mesela geçen gün gene çok önemli bir kim söyledi hatırlamıyorum ama diyor ki Türk futbolu için, dünya futbolu için büyük bir ekonomi bu. Ya bu ekonomiyi kimler kontrol ediyor? Futbolun gelirleri kimlere akıyor? Kimler bu büyük ekonomiden büyük pastaları götürüyor? Şimdi hakem kontrol ediliyorsa, hakem baskı altında tutunuyorsa, hakemin bir takım güçlerin istediği gibi maç yönetmesi isteniyorsa, geçmiş tarihlerde
Ben biliyorum yaklaşık 20 yıl önce hakemler şey oynuyorlardı. Bahis sitelerinde yönettikleri maçlara veya arkadaşlarının yönettikleri maçlara iddia kuponları oynuyorlardı. Bu yüzden Cumhuriyet Savcılıkları dinleme kararları aldılar. Hakemleri takibi aldılar. Tutuklanan, içeride kalan hakemler var. Süper Lig hakemleri var. İsimlerini bana söyletmeyin şimdi. Ya, böyle bir düzenden bahsediyorum. Serdar Tatlı yani Türkiye'de Merkez Hakem Kurulu Başkanı oldu. Nasıl oldu? Soru nasıl oldu? Şimdi bunu aslında en düzgün şekilde cevaplaması gereken, yani bunların mertçe, yiğitçe cevaplaması gerekenler Beşiktaş Kulübü'nün başkanı, Galatasaray Kulübü'nün başkanı, Fenerbahçe Trabzonspor Kulübü'nün başkanı. Bunlar bile konuşmuyorlar, konuşamıyorlar. Şimdi milli takımdan Şenol Güneş gitti. Milli takım teknik direktörünü kim belirleyecek sizce? Nihat Özdemir mi? Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu mu? Güldürmesinler beni ya. Hakikaten ben gülüyorum zaten. Yani güldürmesinler ya. Tamam. Yani onun için işte maça bir hakemi kim tayin ediyor? Bu hakemi kim klasmana çıkartıyor? Kim maça veriyor? Veya şimdi mesela işte o şeyden bahsetmiştim. Yaşar Kemal Uğur'dan bahsetmiştim. Erman Toroğlu da bunu dedi maçta izleyince. %100 bir penaltı var. Serdar Aziz hop adama yumruk atıyor. Kafaya çıkıyor bir de adama yumruk atıyor. Ya VAR'a bile gitmiyor adam. Bak VAR'a gitmiyor. Kardeşim maç durdu. VAR'a git. Hani VAR var ya. VAR'daki adam da niye? Çünkü orada verilecek olan karar Fenerbahçe'nin aleyhine. Şimdi Fenerbahçe bir bastırırsa maça çıkamaz. Ben vakti zamanında Ali Uras, Galatasaray Kulübü'nün başkanıydı. Allah rahmet eylesin. Ali Uras, Futbol Federasyonu başkanı oldu. Galatasaray'ı Mustafa Denizli çalıştırıyor. Cüp Derval'den sonra. Galatasaray-Beşiktaş maçı. Galatasaray-Beşiktaş maçı. Ben de Prekazi'yi oyundan attırıyorum. Rıza, Safet Sancaklı o dönem Beşiktaş'ın önünde. Rıza korner atılıyor. Rıza ile Safet şey yapıyorlar 9-15'te. Ben de yardımcı hakem. Erman Toroğlu maçı. Erman Toroğlu'nun ilk yönettiği derbi maçı. Galatasaray Beşiktaş maçı. Tanju yeni gelmiş Galatasaray'a. Yani Prekazi bana küfür ettiği için şey diyor ki bana Rıza Çalınbay. Ya hocam duymuyor musun? Sana küfür ediyor. Duyuyorum. Kaldırdım bayrağımı. Erman Toroğlu'yla da maç öncesi memorandumda konuştuk. Eğer size bir küfür, hakaret falan varsa tıklım tıklım. Ali Sami Yenistan'da oynanıyor maç. Tıklım tıklım. Prekazi Galatasaray oyuncusu. Ne oldu hocam dedi. Erman Toroğlu geldi. Dedim bana küfür etti. Tak dedi kırmızı kartı gösterdi. Tamam. Mustafa Denizli çıldırdı. Prekazi çıldırdı. 3 maç ceza. Ya ben 6 ay maça çıkamadım ya. 6 ay maça çıkamadım arkadaş ya. Daha. O zaman Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı hakem işlerinden sonra bir ağamız vardı. Faruk Poro. Beni çağırdı. Oğlum seni çok seviyoruz ama sen ne halt işledin be. Sonra bizden tecrübeli, ben o zaman 21-22 yaşındayım. Bizden tecrübeli hakemler var. O hakemler bana dediler ki oğlum sen ne yaptın? Küfretti bana. Duymamazlıktan gelecek. Bak eski hakemlerin genç bir hakeme telkinle var. Duymamazlıktan gelecek. Siz ne yapıyorsunuz? Biz duymamazlıktan geliyoruz. Biz de onlara küfrediyoruz. Sonra yine Süper Lig'de Gençler Birliği maçı. Yüksel Okçuoğlu hakem. O zaman ben de yardımcı hakemim. Kıdemli yardımcı hakemim. Metin vardı. Gençler Birliği'nde sol bek oynayan. Metin böyle bana bir şey yaptı. Tamam mı? Ben de ona küfrettim. Şimdi 6 ay maça çıkamadık ya. Tamam mı? Ben de ona küfrettim. Küfredince Metin döndü dedi. Yüksel Okçuoğlu. Hocam dedi küfrediyorum dedi. Bu yardımcı hakem dedi. Tamam mı? Yüksel Okçu da aynen öyle oradan. Ya kardeşim düzen. Şimdi küfreden hakem, yani küfür yiyen hakem küfür duymayacak. Size telkin edilen söylene bak. Size küfretti diye oyuncuyu attırıyorsunuz. 6 ay maçı çıkamıyorsunuz. Niye? Futbol Federasyonu'nun başkanı rahmetli Ali Uras. Galatasaraylı. Galatasaray Kulübü'nde başkanı. Ali Uras diye. Ya şimdi bozuk bir düzen var. Bu bozuk düzenin içerisinden hakem yetişmiyor. Hakem yetişmiyor. Hakem çıkmıyor. Ha bu ülkenin kabiliyetli çocukları yok mu? Var tabii kardeşim. O kabiliyetli çocuklara ruhu dik, karakteri dik, işte sahada taviz vermeyen, gördüğünü çalan. Bak hata yapabilir hakem. Eğer ben hakemin iyi niyetine inanıyorsam hakemin hatasını hoş görürüm. Çünkü insanız. Hata yapmayacağız diye bir şey yok. Ama
şeyini yani buradaki eyyamını, buradaki kötü niyetini, mesela eski bir Merkez Hakem Kurulu üyesi, isimlerini vermeyeyim, derdi ki bir hakem bir karar verirken, yani hemen saniyeler içerisinde, belki de saniyelerden daha az süre, saliseler içerisinde hemen karar vermek durumundasınız. O kararı verirken hakemin kafasında 40 tilki dolaşır da. Ya böyle bir şey olur mu? 40 tilki nasıl dolaşır hakemin kafasında? Ya bir karar vereceksiniz. Bu da bir yetenek ha. Yani 40 tilki dolaştırıyorsunuz kafanızda ve bir karar veriyorsunuz. Hayır, hakemin kafasında 40 tilki dolaşmaz. Hiçbir şey dolaşmaz. Gözüyle gördüğünü, tamam mı? Beyin algılar ve hemen orada doğru kararı verir. Böyle bir düzen yok. Yani eğer Türk futbolunda şampiyon olacak takımlar, düşecek takımlar bir takım yerlerde belirleniyorsa durup düşünmek lazım ya. Durup düşünmek lazım. Onun için yani bu hakem müessesesi, yani Türk futbolunun geneldeki bozukluğuyla, düzensizliğiyle ilgili bir adım. Yani Nihat Özdemir'in ne işi var bu futbolda? Adam zaten of puf diyor, yoruldum diyor. Bıktım, tükendim artık diyor ya. Adam müteahhit, inşaatçı, mesleği değil. Niye Futbol Federasyonu Başkanlığı yapıyor bu adam? Ne? Onun için futboldaki bu düzen tabii Simon Cooper'in o meşhur lafına geliyor. Futbol asla futbol için değildir. Veyahut da işte biliyorsun Salazar vardı, meşhur diktatör. Ben 3 F'le yönettim. Faşizm, fiesta ve futbolla yönettim ülkemi. Değişine geliyor, anlatabiliyor. Yani futbol düşün, yani bu ülkede her türlü sıkıntı var. Koronavirüs var, ekonomik bozukluklar var, işsizlikler var, adaletsizlikler var ama hepimiz cumartesi pazar maçları bekliyoruz. Televizyon karşısında veya türbünde yerimizi alıyoruz. En büyük takım, başka büyük yok diye bağırıp duruyoruz ve kendimizi hoş bir vakit geçirtiyoruz kendimize. İşte olay hadise bu. Yani bu bozukluğu da, yani işi bozuk tutarak kontrol altında tutmak istiyor. Kendi kontrollerinde olsun. Bu çok manidardır yani. Yani düzeni sahipleri siyasetin de üstüne çıkıyorum yani. A partisi, B partisi, iktidar falan filan kastetmiyorum. Onun da üstüne çıkıyorum. Bu düzenin sahipleri futbolu kullanarak toplumun günlük yaşamına ayar vermeye çalışıyorlar. İşte hakemi konuşuyoruz. Hakem hiç konuşulmayacak bir şey. Ben Alman liglerini de izliyorum. Fransa liginde izliyorum. La Liga'yı da izliyorum. Premier Ligi de izliyorum. Hiç hakem konuşmuyor. Ya hakem konuşmuyor. Bizde de hakem konuşuluyor. Bursa Spor, Samsun Spor maçı. Yazıyorum buraya. Karakolda biter. Diyecekler ki nereden biliyorsun hocam? Maçtan sonra söylerim. Eğer karakolda biterse maçta. Ama tabii ben hakemin de takımların da hakem kararlarıyla ilgili bir şanssızlık yaşamasını istemem. İyi bilsin. Güzel bilsin. Ben yanılayım. Ama ben yanılmazsam nedenlerini önümüzdeki programda da anlatacağım. Bizi izlemeye devam edin, bizi takipte kalın diyor. Peki hocam, gerçekten şimdi ben de çok merak ettim. İnşallah yanılırsınız diyelim. Güzel bir maç olur ve iki taraf da hak edenin sahada kazandığı bir maç oynarlar diyelim. Ben size çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınız için her zamanki gibi son derece cesur ve yani şeye zihninin arkasında başka bir şeyler olmadan takır takır yorumlarınızı yaptınız. İzleyicilerimiz de herhalde memnun kalmışlardır. Ben size de teşekkür ederken izleyicilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda yeniden buluşacağız. Çünkü zaten sezon hızlı bir şekilde ilerliyor. Hem Süper Lig'de, hem TFF 1. Lig'de, hem Avrupa Kupalarında. Bizim kanalımızda hepsini birden izlemeye devam edeceğiz. Henüz kanalımıza abone olmayan izleyicilerimize de abonelik çağrısı yaparak bugünkü yayınımızı kapatıyorum efendim. Yeniden görüşmek üzere.